253 gazeteci değerli arkadaşlar hapiste. Türkiye bundan dolayı her gün ama her gün başka yerlere hesap vermek durumunda kalıyor. Her gün. Peki niye sormuyorsunuz? Darbeciyen davası açıldı. Hepsinin darbesi açıldı. Davaları açılıyor, teker teker görülüyor. Ya bu gazetecilerin davaları niye açılmıyor? Darbe yapanların davası açılıyor. Bunları açmak kolay ama Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticilerin, yazarlarının davasını 100 günden fazladır sürüyor, açmak mümkün değil. Bu itirazları siz yapmadığınız sürece, sizler de yapmadığınız sürece bu toplumda ortak bir vicdanı yakalayamayız. Yakalamamız mümkün olmaz. Ve Türkiye'yi bir insan hakları ihlalleri cehennemine dönüştürmesine göz yumuş oluruz. Bunlardan vazgeçmelisiniz. Bir an evvel normalleşmeyi sağlamak için adım atmalıyız. Ve şunu da ifade etmek durumundayım. Bakın, Allah'ın lütfu dediğiniz bu darbe girişiminden referandum nedeniyle faydalanıyorsunuz. Bütün muhalifleri içeri atarak, bütün medyaya el koyarak, bütün muhalifleri içeri atarak, susturarak bu ortam içerisinde anayasa oylaması yaptırmaya çalışıyorsunuz. Peki şartlar eşit mi? Dürüst mü? Adil mi? Adil ve dürüst seçim sadece ve sadece oylama gününü ifade etmez. Oylama sayım işlemlerini ifade etmez. Seçim sonuçlarına hile karıştırmamayı ifade etmez. Aynı zamanda bütün sürecin adil ve dürüst olmasını ifade eder. Peki bu süreç adil ve dürüst mü? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bildirimde bulundunuz. 21 Temmuz'da temel hak ve özgürlükleri kısıtlayacağınızı ifade ettiniz. Temel hak ve özgürlükleri kısıtlandığı bir ortamda, anayasa gibi toplumun bilgi alması gereken, kamu oluşması gereken bir ortamda referandum yapılabilir mi? Neresi adil ve dürüst? Bakın, geçmişe dönüp baktığınızda, gerçekten dönüp baktığınızda bu durumdan, utanılacak. Parlamentonun bu sessizliğinden utanılacak gerçekten. Parlamentonun kendi itibarına, kendi meşruluğuna bu kadar çok gölge düşürülmesinden utanılacak diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Tanrıkulu.